Esselamu aleyküm. Aziz kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, hidayeti, inayeti cümlemizin ve cümle inananların üzerine olsun. Kardeşlerim, 2024-2025 eğitim öğretim yılının güz dönemine Bartın Üniversitesi bugün Ya Fettah diyerek başlıyor. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma, hayırla tamamla. Allah'ın izni ve inayetiyle biz de bugün ilk dersimizi yüksek lisans öğrencilerimizle yapacağız. Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın ettiği dersimizle Ya Fettah diyerek dönemi başlatacağız. Yine akşam oturumunda ikinci öğretimde de hadis bir dersini açacağız. Rabbimiz bizlere böyle bir imkanı, üniversitede akademisyen olma, taze, terütaze gençlere ilmi veçeyle ilgili sunumlar yapabilmem, en önce Kur'an-ı Kerim'i, sonra Allah Resulü'nün sünnetini tanıtabilme şerefini bahşettiği için sayısız hamdü senalar ediyoruz Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e de salatu selam ile bu dönemi başlatıyoruz. Rabbimiz mahcup etmesin. Bizlere, öğrencilerimize, idarecilerimize ve velilerimize yardım etsin, başarılı bir dönem olsun diyerek bugün 172. dersimizi burada yapmanın şerefini yaşıyoruz. Her yıl üniversitelerde açış dersi yapılır. Genelde üniversite dışından bir akademisyen getirilir. O açış dersini yapar. Biz ne zaman gelecek, kim açış dersini verecek onu bilemeyiz. Üniversitenin kendi iradesindeki bir durumun ne zaman tahakkuk edeceğini biz de bekliyoruz. Belki bizim derslerimiz olur gidemeyiz. Biz açış dersini İbn Hacer el-Askalani'nin Buluğul Meram min edilletil ahkamından yapmak istiyoruz. Hani ahirette Allah'ın huzurunda Resulullah'ın karşısına tertemiz bir nasiyeyle çıkabilmek. Ey Allah'ın Resulü, sana insanlar küfrederken, seni havada savururken, en yakınların senin dişini kırıp seni Uhud'da komaya sokarken biz onların tam karşısındayız. Biz daima senin sünnetini savunmanın şerefini Allah bize bahşetti. Bu şerefle yaşamaya, bu şerefle ölmeye talip olduk. Karınca kararınca senin sünnetini, hadislerini ister görevimiz gereği, ister bir insanlık gereği, bir Müslümanın şiarı olması açısından son nefesimize kadar gayret ettik. Her platformda Kur'an ve sünneti anlatmaya gayret ettik. Gücümüz buna yetti diyeceğiz Allah'ın izniyle. En son 45. hadiste kalmıştık. Cabir bin Abdullah bir şehit çocuğuydu. Yani Abdullah'ın oğlu Cabir. Buradaki babası Abdullah, Cabir oğlu. Araplarda silsile en önce
ravinin adıyla başlar. Cabir bin Abdillah gibi. Örneğin Muhammed bin Abdillah bin Abdülmuttalip gibi. Baştaki Hazreti Muhammed Mustafa. Ortadaki babası. Sondaki dedesi. Abdullah bin Amr bin El-As örneğinde olduğu gibi. Abdullah ravi. Amr babası. El-As dedesi. Ömer bin El-Hattab örneğinde olduğu gibi. Ya da oğlunu da silsileye dahil edersek Abdullah bin Ömer bin El-Hattab. Abdullah ravi. Ömer ravinin babası. El-Hattab ise Hazreti Ömer'in babası. Yani ravi torun, ortadaki Hazreti Ömer baba ve El-Hattab ise dededir. Yani Araplarda gelenek bu şekildedir. Yani künye bu şekilde okunur. Yani buradaki ravi yine Cabir bin Abdillah'tır. Anhu diyor. Anhu ise bir önceki raviden bahsediyor demektir. Kale kânen nebiyyü. Bunu geçen dersimizde de düzeltmiştik. Burada hata var. Kâne ismini ref, haberini nasb eder. O zaman ismi nebidir. En nebiyyü olacak. Salat ve selam onun üzerine olsun. İzâ tevadda edâral mâ'e ale murfekayhi. Acaba mirfekayhi mi diye düşündüm. Murfekayhi diye harekelenmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdesti aldığında suyu dirseklerinin üzerinde dönderirdi diye bir cümle kurmuş. Ona gerek yok yani, bu anlaşılmaz bir cümle. Yani dirseklerini aşacak şekilde suyu ulaştırırdı, gönderirdi. Neyi gönderecek yani? Yani bu kitabın daha önceki derslerimizde de olduğu gibi üslup imla hatalarıyla dolu olduğu gibi hareke hatalarıyla da doludur. Örneğin geçenlerde bir kardeşim Buluğul Meram'ın şerhini istediğinde ben dedim bu şerhi sana tavsiye etmem. Çünkü pek çok yazım imla hataları ve ravilerin, metinlerin harekelemesinde hatalar var. En son örneğin Semiltu diyen Ebu Hureyre Semilte şeklinde harekelendiği gibi. Ebu Hureyre ben işittim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Harekeleme Türkçe'ye çevirirsen sen işittin anlamına geliyor. Semilti, Semilte şeklinde harekelenmiş. Bu hadisi Darekutni zayıf bir isnatla nakletmiştir. Zayıf isnat nereden kaynaklanıyor diye en son dersimizde bir soru sormuştuk. Ravi cihetinden kaynaklanıyor. Çünkü ravi diyor. Ravi kimmiş? Burada açıklaması yapılıyor. Bu hadisin isnadında hadis alimlerince rivayetleri kabul edilmeyen Kasım bin Muhammed bin Akil bulunmaktadır. Biraz önceki künye gibi. Kasım ravinin adı. Muhammed babası. Akil dedesi. Muhammed ortadaki babası olduğuna göre Muhammed'in oğlu Kasım. Kasım kimin oğlu? Akil'in oğlu. O zaman sondan başa doğru tercüme edersek Akil'in oğlu Muhammed'in oğlu Kasım'ın haber verdiğine göre Allah Resulü mirfekayhi yani iki dirseğini aşacak şekilde kollarını yıkardı. Yani raviden, ravi cihetinden bir hatanın hasıl olduğunu görüyoruz. Bir sonraki hadis en çok hadis rivayet edenlerden birinci sırada yer alan Ebu Hureyre'dendir. Ebu Hureyre 5000'in üzerinde hadis rivayet etmiş. Talisler Ebu Hureyre'yi bir nevi tepe koymaya gayret etmişler. Yani onu güvenilmez bir insan yapabilmek için ellerinden gelen gayreti sarf etmişlerdi. Yani onların düşüncesi şu. Ebu Hureyre'yi güvenilmez tanıtalım. Ebu Hureyre'den rivayet edenler de zaten güvenilmezdir. Ebu Hureyre güvenilmez bir adamsa ondan rivayet edenler de zaten güvenilmez bir adamdan rivayet ettiği için Ebu Hureyre ile birlikte onlar da saf dışı edilecektir. Böyle düşüncede
Biz onların savına şöyle karşılık vermiştik. Peki Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bu hadisler sadece Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadisler mi? Yoksa Enes bin Malik'in de var mı? Biraz önce ismi geçti. Cabir bin Abdullah'ın hadisleri de var mı bu minvalde? Yine Abdullah bin Ömer'in biraz önce ismini zikrettiğimiz hadisleri var mı? Abdullah bin Abbas'ın hadisleri var mı? Hazreti Ayşe validemizin hadisleri var mı? Ebu Said el-Hudri'nin hadisleri var mı? Bunları dikkate almaksızın müsteşriklerin bu şekilde düşüncesini kendisine şiar edinen ahmakların, ben onlara müsteşrik mukallidi diyorum. Bu tabir bana ait yani. Literatüre müsteşrik mukalliti olarak bunu soktuk elhamdülillah. Müsteşrik yağdanlığı, müsteşrik muavenatı ya da müsteşrik yardımcıları bunlar yani. Müsteşrik olamadıkları gibi müsteşriklerin Türkçe'ye yani oryantalistlerin fikirlerini çevirip mal bulmuş mağribi gibi yağdanlık uygun onlara yani. Yardımcısı dersek onlara iltifat etmiş oluruz. Yani sanki müsteşrikler çok yüce insanlar, yüce ruhlu insanlar, onların yardımcıları da yücedir gibi bir sonuç çıkmasın. Yani bunların yağdanlıkları yani. Onların fikirlerini diyelim Fransızcadan Türkçe'ye çevirerek, İngilizceden Türkçe'ye çevirerek sanki kendi yeni bir şeyler söylüyormuş gibi, sanki o fikirlerin sahibi onlarmış gibi. Siz değilsiniz ki yani. 18. asırdan beri Hint alt yarımadasından bir güruh çıktı bize Kur'an yeter diye. O güruh sonra yanlış yaptıklarını belki anladı yani. Ama iş işten geçti. Onlar şunu demek istiyorlardı ama geldiği nokta öyle değildi. Yani bize Kur'an'ın prensipleri yaşamamız için yeter. Başka kaynak aramamıza gerek yok. Aslında evveliyatına baktığınızda güzel bir haslet ile başlamış. Hüsnü niyet ile başlamış ama geldiği nokta evrilme kelimesini kullanıyorlar. Evrildiği nokta hiç de öyle değil. Bize sadece Kur'an yeter. Onlar öyle demedi ki. Yani bizim hayatımıza, İslami hayatımıza Kur'an'ın temel prensiplerini eğer yaşayabilirsek, o temel prensipleri hayatımıza nakşedebilirsek Kur'an bize yeter. Ama geldiği nokta sadece bize Kur'an yeter durumuna getirildi. Yani ben bunun neresini düzelteyim? Zekeriya'nın keçisi. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle diyor. Abdeste Allah'ın adını anmadan başlayan, besmele ile başlamayan kimsenin abdesti yoktur. O zaman bizim niyetten sonra hemen Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyerek boğulmuş şeytandan Allah'a sığınarak bu işin de hayırlı bir iş olduğunu ifade ederek Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyoruz demektir. Başka bir hadiste zaten besmele ile başlanmayan işin sonu kesittir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Demek ki biz abdeste bir ayetle başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha'nın başındaki ayettir. Diğer surelerin başındakiler ise fasıladır. Yani bir başka sureyi açış anlamındadır. Tevbe suresinin başında olmayan besmele de yani Nem suresinin hem başında hem ortasında vardır. Yani bu da bir surede iki tane besmele. İnnehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. Belkıs'a, o dönemin güneşe tapan topluluğunun başı olan, kraliçesi olan Belkıs'a yazdığı mektubun başına Hazreti Süleyman, innehu min Süleyman, Süleyman'dandır. Şüphesiz bu mektup Süleyman'dandır. Ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla mektubuna başlıyor. Onlara diyor ki boyun eğerek gelin. Eğer boyun eğerek gelmezseniz ordumla yani mahvederim sizi. Zaten aveneleriyle yaptığı görüşmede Nem suresini okuyabilirsiniz. Dayanamayacaklarını Hazreti Süleyman karşısında
direnemeyeceklerini anlayan Belkıs ve avaneleri sonucu teslim olmakta. Hatta Belkıs der ki ben gidip önden bir inceleyeyim yani. Bu davete bir cevap vereyim. Hazreti Süleyman ne dedi? Bana baş kaldırarak gelmeyin yani. Çünkü bütün ordular emrinde. Cinler emrinde. Ateş emrinde. Rüzgar emrinde. Kim durabilir Hazreti Süleyman'ın önünde? Allah'ın izni ve inayetiyle. Büyük bir tahtın sahibi aynı zamanda. Belkıs'ın da tahtı var. Duyuyor bunu Hazreti Süleyman. Belkıs yola çıktığı anda o tahtı Neml suresinde tartışılıyor. Kim getirecek? قَالَ اِفْرِيْتُمْ مِنَ الْجِنِ اَنَا اَتِيكَ بِي قَبْلَ اَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ Sen makamından kalkmadan ben onu getiririm. Kaptan nasibini alan bir zat diyor ki sen yana bakmadan ben onu getiririm. Bakıyor ki Hazreti Süleyman yana bakmadan Belkıs'ın tahtı gelmiş. Ve Belkıs geldiğinde yani benim tahtıma benziyormuş diye onu incelemek istiyor. اَسْلَمْتُ مَا سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Rabbi olan Allah'a yani Hazreti Süleyman'ın çağrısıyla teslim oldum. Belkıs orada Hazreti Süleyman'ın davetini kabul ediyor. Yani burada da abdeste besmele ile başlamanın gereği üzerinde duruluyor. Yani bir vücub ifade ettiği ortada. Bu besmelenin abdestin bir şartı veya ruknu olduğuna delalet etmektedir. Çünkü hadisteki olumsuzluk zahiri anlamıyla abdestin tam ve eksiksiz oluşuyla ilgili değil, varoluşu veya gerçekliğiyle ilgili olduğuna işaret etmektedir. Yani mutlaka besmele gerekir diyor alimler. Ancak İmam Ahmed'in yani buradaki Ahmet'ten kasıt Ahmet bin Hanbel'dir. Söylediği gibi bu konuda sabit olan bir rivayet yoktur. Ahmet bin Hanbel ise bu rivayetler sabit değildir. Allah Resulü'nden geldiğiyle ilgili net bir bilgi yoktur ifadesini kullanıyor. Sonuç olarak bunlarından Ahmet bin Hanbel ki müsned en yukarıdaki tam parmağımı işaret ettiğim müsnedin 21 cilt halinde Türkçe'ye tercümesidir. Ocak Yayınları tarafından 2014'te Hasan Yıldız, Hüseyin Yıldız ve Zekeriya Yıldız tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiştir. 29 binin üzerinde hadis vardır. Yani geniş külliyat elindeki ben Türkçe'ye tercüme edilen Ahmet bin Hanbel'in müsnedir. Yine benim kitaplarımda başka dolaplarda yer alan musannefler var. 12 cilt halinde Abdurrezzak'ın hocası Mamer bin Raşit'in camii ile birlikte Türkçe'ye yine Ocak Yayınları tarafından 12 cilt halinde neşredilen Abdurrezzak'ın musannefi var. Bu kaynaklara baktığınızda eğer bir icma Ahmet bin Hanbel'in görüşünde olduğu gibi hasıl olmadıysa o zaman şöyle bir sonuç veririz. Cumhurun yani alimlerin çoğunluğuna göre bu vaciptir. Ancak Allah Resulü'nün uygulamasından dolayı bu sünnettir. Kardeşlerim, hadisin İmam Ahmet, Ebu Davud ve İbn-i Mace tarafından zayıf bir isnatla tahriç edildiği ifade ediliyor. Bakın, Ahmet bin Hanbel de yukarıdaki tercümesini gösterdiğim esere besmele ile abdestin başlaması hadisini almış. Ama zayıf diyor yani. Nereden kaynaklanıyor zayıflık? Bir önceki hadisi hatırlarsanız Kasım bin Muhammed bin Akil'di o hadisi zayıf hale getiren. Çünkü cer ve tadil alimleri bu ravi hakkında bir görüş sarf etmişler. Yani ravinin vehminden dolayı bir görüş ileri sürmüş olabilirler. Zaptından dolayı. Yani kusurlu bir ezber yapmıştır. Ya da muhalefetu fikat, güvenilir ravilere muhalefetinden dolayı, güvenilir ravi, örneğin burada Buhari ise, Buhari'nin talebesi kalkıp Buhari'ye, diyelim Müslim, talebesidir Buhari. Müslim muhalefet ediyorsa, Buhari ile birlikte Ebu Davud da aynı hadisi naklettiyse, Müslim
Evet, sizin söylediğiniz hadis var ama benim de söylediğim bir hadis var diyorsa, yani güvenilir fikata, alimlere muhalefet ediyorsa, o zaman burada alınacak hadis Ebu Davud'un ve Buhari'nin hadisidir. Çünkü muhalefet güvenilir alimleredir, güvenilir hadis alimlerinedir. Muhalefet eden kimdir? Güvenilir hadis alimi Müslim bin el-Haccac'tır. Yani cer ve tadil alimleri hangi topluluğun hadisini kabul ediyor, makbul addediyor? Daha çok o hadis böyledir diyenin. Yani fikat, fikat tek kişi, fikat daha çok kişi ya. Yani. O zaman şöyle bir kural konulmuş, muhalefetu fikat. Yani güvenilir ravilere muhalefet, güvenilir bir raviden gelse bile o ravinin hadisi diğer ravilerin hadisine mukabil reddedilir. Diğer hadislerin, ravilerin hadisleri makbul addedilirken reddedilecek hadis ya da tecemmüt diyoruz, geçici olarak dondurulacak hadis burada ifade ettiği Müslim'in hadisidir. Kardeşlerim, Tirmizi Said bin Zeyd ve Ebu Said'den buna benzer bir rivayet nakleder. İmam Ahmet, Ahmet bin Hanbel'dir. Hadis hakkında bu konuda sabit, kesin bir rivayet yoktur demiştir. 49. hadis Talha bin Musarrik'ten rivayet edilen bir hadis. Talha bin Musarrik babasından, babası da Talha'nın dedesinden rivayet ediyor. Burada buna aile isnatları deniyor. Yani Talha ravi, Musarrik ravinin babası, Musarrik de ravi. Ravinin dedesinin ismi burada zikredilmiyor. Aşağıda bir açıklama var. Tam adı İbn Amr bin Nefil el-Adevi el-Kuraşi'dir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabilesinden. Künyesi Ebu'l-Aver olan ravi, cennetle müjdelenen 10 sahabiden biridir. Said bin Zeyd yukarıda zikredilen. Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma ile evliydi. Eşiyle birlikte Hazreti Ömer'in Müslüman olmasına vesile olmuştur. Bedir dışında bütün savaşlara katılmıştır. Hicri 51 yılında vefat etmiş ve Baki mezarlığına defnedilmiştir. Burada Talha bin Musarrif ki aile rivayetleri demiştim. Tam adı Ebu Muhammed veya Ebu Abdillah Talha bin Musarrif'tir. An Talha bin Musarrif, an ebihi, an ceddi. Kale, ra'aytu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yafsilu beynel madmadati vel istinşaki. Talha bin Musarrif, yani Ebu Muhammed veya Ebu Abdillah Talha bin Musarrif, tabilerin sahabeden sonraki nesil olarak bir parantez içi cümle kullanmış. Tabilerin ileri gelenlerinden olup 5. derecede fika, yani güvenilir bir ravidir. İyi bir kari, yani Kur'an okuyan idi. Hicri 112. yılında vefat etti. Babası Musarrif ise durumu bilinmeyen meçhul biridir. Onun yüzünden, yani o yüzden demek istiyor, bu hadis zayıf kabul edilmektedir. Nasıldı? An Talha bin Musarrif, an ebihi, an ceddihi. Babası meçhul olduğuna göre Talha'nın babası Musarrif'ten rivayet ettiği bu hadiste ravi, yani babası, ikinci ravi, Talha'nın rivayet ettiği ravi meçhul kalmaktadır. Hadis usulüne göre meçhullük iki türlüdür. Bir, meçhulül ayn. İki, meçhulül hal. Meçhulül ayn,
Kişinin kendinin kim olduğu bilinmiyor. Yani fiziki portresi diyorum ben ona. Yani uzun mudur, kısa mıdır, rengin nasıldır, sakallı mıdır, zayıf mıdır, ince midir? Fiziki portresi. Meçhulül hal ise iyi bir adam mıdır, dürüst müdür, ahlaklı mıdır, ahlaksız mıdır? Bu artık ruhani yönü yani. Deruni yönü. Tabii onun davranışları neticesinde o kişinin cer ve tadil alimleri hakkında karar veriyorlar. Yani babası yüzünden bu hadis zayıf kabul edilmektedir. Hadis Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselam ağzına ve burnuna ayrı ayrı su verdiği. Daha önceki hadislerde 3 kere ağzına felafen, madmada, burada da madmada geçti. İstinşak ise buruna 3 defa su vermek. Diyor ki Talha babasından, babasının da Talha'nın dedesinden yani Musarrif'in kendi babasından rivayet ettiği hadise göre Hazreti Peygamber ağzına ve burnuna ayrı ayrı su verdiğini gördüm diyor. Hadisi Ebu Davud zayıf bir isnatla tahric etmiştir. Zayıflığı nereden kaynaklanıyor? Talha'nın babası Musarrif'ten kaynaklanıyor. Bir sonraki hadis Ali olarak salt geliyorsa Ali bin Ebi Talip'tir. An Ali'in radıyallahu anh fi sıfatil vudu'yi thumma temadmada ve stemtara thalaten yumadmidu ve yantiru minel keffillezi yehudu minul me. Hazreti Ali, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin abdest alış şeklini şöyle anlatıyor. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağzına ve burnuna 3 kere su verdi. Bak bir önceki hadiste de mazmaza yani ağza istinşak, buruna su vermek irdelenmişti. Aynı hadis Hazreti Ali'den de rivayet ediliyor. Şimdi ne olacak? Talha'nın hadisi burada o zaman kuvvet kazanıyor. İşte Tirmizi'nin bu şekilde hadisin rivayetini hasen olarak addettiğini, haseni bu şekilde tarif ettiğini iler kitabında görüyoruz. Diyor ki o bir ravinin rivayet ettiği hadisin aynı lafzını başka ravilerin de rivayet etmesi diyor yani. Hasenin şartları arasında sayıyor. Yalancılıkla itham edilmiş bir ravisi olmayan, adil ve zabıt raviler tarafından muttasıl bir senetle rivayet edilen, şaz ve muallel olmayan hadistir. Tirmizi'ye itirazlar var. Sahih hadise hasende bir şart getirmemiştir diye. Haseni sahihten ayıran tek bir şart vardır. Ravinin zaptının kusuru. Tirmizi de diyor ki ravinin zaptının kusuru işte 49. ravinin Allah Resulü'nün farklı farklı ağzına ve burnuna ayrı ayrı su verdiğini rivayet ediyor. Hemen ardından 50. hadisten ben bu durumu yakaladım yani. 49'da zayıflık varsa 50. hadiste bu zayıflık Hazreti Ali'nin rivayetiyle giderilmiş oluyor yani. O zaman Talha bin Musarrif'in babasından yani babası Musarrif'ten, Musarrif'in de kendi babasından yani Talha'nın dedesinden rivayet ettiği hadis zayıflıktan hasene çıkar. Tirmizi'nin şartı neydi? O zaptı kusurlu olan ravilerin hadisinin bir başka isnatla yani bir başka ravinin isnadıyla rivayet edilmesi. Burada başka ravi kim? Hazreti Ali Efendimiz. Ali bin Ebi Talip. O ne diyor? Allah Resulü'nün abdest alma şekli şuydu. Ağzına ve burnuna, ağzına ve burnuna 3 kere su verdi. Ağza ve burnuna su aldı. Aynı avuçla veriyordu. Aynı avuç dediği sağ avuç. Yani solla vermiyordu. Sağla veriyordu. Bir sağ bir solla vermiyordu anlamında. Ağzına ve burnuna su aldığı
aynı avuçla veriyordu. Yani burada adeta projektör gibi Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hangi eliyle ağzına ve burnuna su verdiğini kayıt altına alıyor. Hem ezberliyor hem gelecek nesillere de Allah Resulü'nün abdesti sağ avucuyla, yani aynı avuçla hem ağzına hem de burnuna su veriyordu şeklinde ifadesiyle gelecek nesillere bu hadisi naklediyor. Bu hadis Ebu Davud ve En-Nesai tarafından tahric edilmiştir. Tahric edilmiş ne demek? Yani onlar kitaplarına bu hadisi derc etmişler. Ebu Davud Es-Sünen adlı kitabını alırken En-Nesai de yine Es-Sünen adlı eserine bu hadisi derc etmiştir. Bu hadisleri biz nereden bulabiliriz? O kitaplarda bablara göre ayrıldığı için abdest faslına, yani taharet faslına, vudu yana bakabilirsiniz. Burada yer verilmiyor. Diyelim Nesai ve Ebu Davud'un Süneninde nerede geçiyor? Onunla ilgili bir kaynak yok. Ancak geçtiği ifade ediliyor. An Abdullah bin Zeyd fi sıfatil vudu, Abdullah bin Zeyd de aynısını ifade ediyor. Salt geliyorsa burada Abdullah bin Zeyd ezanı rüyasında gören sahabidir. Daha önce de Abdullah bin Zeyd rivayet edilmişti. 38. hadis Hazreti Peygamber'e bir müddün, o da yaklaşık 1460 litre, yani bu yarım litre diyelim, su getirildi. Hazreti Peygamber onunla kollarını ovalamaya başladı hadisi. 38. hadis yine ezanı rüyasında gören ve rüyasında bir zatın elinde bir boru görüyor. Ona diyor ki bu boruyu bize sat. Bu boruyu ne yapacaksın? İnsanları namaza çağırmak için bunu, yani üfleyeceğiz anlamında. Yani bu boruyu çalacağız. O zat diyor ki bu borudan daha iyi bir şey sana öğreteyim mi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Şehadu en la ilahe illallah, şehadu en la ilahe illallah. Şehadu enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâlel-salâh, hayyâlel-salâh, hayyâlel-felâh, hayyâlel-felâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Bilal'ın ezanı da böyle ağdalı diyoruz. Uzun uzun hunne yapmaksızın. Yine Mekke müezzininin ezanı da bu şekilde sade. Medine müezzininin ezanı daha farklı. Bunu öğretiyor. Ve Hazreti Peygamber'e koşuyor, diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben rüyamda böyle bir şey öğretildi. Hazreti Ömer de geliyor yani. O da aynısını söylüyor. Bana da rüyamda bu öğretildi. Hazreti Peygamber Bilal-i Habeşi'yi Kabe'nin üstüne çıkararak ezanı okumasını istiyor. İlk ezan okuyan Bilal-i Habeşi, Habeş yani şu andaki Etiyopya denilen ülkeden gelen ve İslam'a giren, büyük eziyetler ve zulümler gören, Ebu Cehil'in tam öldüreceği anda Hazreti Ebu Bekir'in satın alarak yüklü bir miktarda para teklif edip Ebu Cehil'e, Ebu Cehil zaten ben bunu bir kılıç darbesiyle öldürecektim, bu o parayı etmez, sürekli artırmış ve en sonunda da verilen para çok, ben bu parayı alıyorum, zaten bunu öldürecektim, bu paraya bu köle etmez diyerek Hazreti Ebu Bekir'in satın alarak hürriyetine kavuşturduğu Bilal-i Habeşi. Abdullah bin Zeyd Allah Resulü'nün abdestinin şeklini şöyle anlatıyor. Thumma adhala sallallahu aleyhi ve selleme yedahu femadmada vestenşak min keffin vahidetin
يَبْعَلُ ذَٰلِكَ ثَلَافًا. Sonra Hazreti Peygamber su alır, aynı avuçtan ağzına ve burnuna su verirdi. Yukarıdaki hadisin arka arkaya 50-51 Buluğul Meram'a derc edilmiş. Yani Abdullah bin Zeyd'in, Hazreti Ali'nin hadisi, Talha bin Musarrif'in hadisini destekliyor. Yani burada çok rahat bir usul kaidesini de 49, 50 ve 51'de özellikle Tirmizi'nin Hasan hadisinin nasıl hasıl olduğunu da gördük yani. Talha bin Musarrif babası meçhul olduğundan dolayı bu hadis sahip denilirken aynı şekilde Allah Resulü'nün abdestinin şeklinin mazmaza yani ağza su vermek ve aynı avuçla ağza su vermek ve burna yine 3 kere felaten su vermek şeklinde ifadesi Abdullah bin Zeyd'de de aynısı var. Hazreti Peygamber su alır aynı avuçtan. Bu ne demek? Sağ avuçla su alır, ağzına ve burnuna su verirdi. Bunu 3 defa yapardı. Bu hadis müttefekun aleyhtir. Yani hem Buhari'nin hem de Müslim'in hadisleri arasında yer almaktadır. 52. ve son hadis Enes bin Malik'ten rivayet ediliyor. Enes bin Malik en çok hadis rivayet eden 2286 hadisse Baki bin Mahled'in müsnedindeki sayıya göre 3. sırada Ebu Hureyre, ardından Abdullah bin Ömer ve Enes bin Malik olmak üzere 3. sırada. 4. sırada Hazreti Ayşe validemiz. 5. sırada Abdullah bin Abbas. 6. sırada ilk hadisi dersimizin kendisinden okuduğumuz, yani onun rivayet ettiği hadis Cabir bin Abdullah ve 7. ve son sırada Ebu Said el-Hudri olmak üzere 7 güzide sahabi Allah Resulü'nden 1000 hadisin üzerinde hadis rivayet etmiştir. Onun da ifadesine göre قَالَ رَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ الدُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ اِرْجِعْ فَاَحْسِنْ وُدُوَكَ. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayağında tırnak kadar su değmemiş bir adam gördü. Yani kuruluk, ayağında kuruluk kalan bir adam gördü. Ona geri dön ve abdestini güzel al. فَقَالَ اِرْجِعْ, geri dön, فَاَحْسِنْ وُدُوَكَ, abdestini güzel al. Bu hadisi Ebu Davud ve Nesai tahric etmiştir. Burada Talha bin Musarrif'in hakkında bir tercüme-i hal var. Ka'b bin Amr veya Amr bin Ka'b bin Cahtep el-Yami'dir. Yam, Hemedan'da tanınan Yemen kabilelerinden biridir. İbni Abdilber onun hakkında şöyle der. İbni Abdilber, Sahabe Tabakatı yazarı, 4 cilt halinde El-İstihab fi Marifetil Ashab adlı eser yazmış. Bendeki Vüsat-ı kitaplarındaki 4 cilt. Farklı baskıları da olabilir İbn Abdilber'in. Sahabe Tabakatı. Yani oradan verilen bilgiye göre Kufe'de ikamet etmiş. Yani Kufe'de yaşamış bir sahabedir. Kimisi sahabe yanlış bir kelime. Daha önce bu hocaları uyarmıştım. Sahabi olacak yani. Sahabe çoğul. Burada bahsettiğin tek kişi sahabeler diyorsun sen yani. Sahabe zaten çoğul yani. Sahabi demen uygun. İkamet etmiş bir sahabidir. Bir sahabe dersen bir tekil olduğu halde sahabe çoğuldur yani. Burada bir tenakuz meydana geliyor. Yani bu kitabı tercüme ve şerh eden akademisyenlerin ciddi anlamda bu kitapta hatalarını, zaman zaman yaptıkları hareke hatasını, tercüme hatasını, imla hatasını sık sık zikrediyorum. Burada 155. dipnotta da sahabi olacak. Sahabe değil, sahabi tekil, sahabe çoğul. Bir sahabedir yanlış, bir sahabidir doğru. Kimisi onun sahabeliğini kabul etmez. Ancak
sahabiliğinin, hala sahabe diyor yani, sahabiliğini inkar etmenin herhangi bir yönü yoktur. Hani bu kitapta bir tane sahabe geçse demek ki akademisyenden değil de bu kitabı neşreden zatlardan, yayın evinden kaynaklanıyor diyeceğim ama Zekeriya'nın keçisi her yerde sahabe diyor yani. Bir de sahabeler diyor yani. Çoğulu bir daha çoğul yapıyor. Evliyalar gibi. Evliya zaten çoğul. Bir evliya, bir evliyalar. Evliya zaten çoğul yani. Ha bir veli diyebilirsin. Hacı Bayram veli bir velidir. Hacı Bayram veli bir evliyadır, olmaz yani. Evlatlarım gibi. Evlat zaten çoğul. Velet, onun tekili velet yani. Hazreti Peygamber'in ağzına ve burnuna ayrı ayrı su verdiğini görüldüğü gibi Talha bin Musarrif, Hazreti Ali ve Abdullah bin Zeyd ayrı ayrı rivayet ediyor. Burada denilmişti ki Talha bin Musarrif'in, yani Musarrif'in, Talha'nın babası meçhul bir kişidir. Bundan dolayı hadisi zayıftır. Peki Hazreti Ali meçhul bir kişi değil ki. Abdullah bin Zeyd meçhul bir kişi değil ki. Ezanı rivayet eden kişi. Dolayısıyla Hazreti Ali'den ve Abdullah bin Zeyd'den bu hadise bir kuvvet kazandırıldı yani. Dolayısıyla Tirmizi'nin burada Hasan dediği 50 ve 51. hadisin 49. hadisi desteklediğini görüyoruz yani. Buradan da bir sonuca varıyoruz. Hadis asla reddedilemez yani. Nereden? 49'da bir zayıflık varsa 50 ve 51. rivayet bu zayıflığı giderdi yani. 49. hadisteki zayıflık neredendi? Ravi cihetindendi yani. Ravi kimdi? Talha'nın babası Musarrif'ti. Talha bin Musarrif, yani Musarrif'in, Talha'nın babası Musarrif'in meçhul bir ravi olduğu ifade ediliyordu. Peki Talha bin Musarrif'in, yani Musarrif'in babasının dedesinden rivayet ettiği bu hadis Hazreti Ali ve Abdullah bin Zeyd tarafından aynı şekilde ağza ve burna Allah Resulü aynı el ile, yani sağ el ile 3 defa su veriyordu ifadesi. Dolayısıyla oradaki meçhul ravinin rivayet ettiği ifadenin malum raviler tarafından, maruf raviler tarafından da rivayet edildiğini gördüğümüzde Tirmizi'nin hedefinin gerçekleştiğini görüyoruz. Ve bu hadisin zayıflıktan çıktığını, hasen olduğunu ve dolayısıyla sahihe, ama sahih li gayrihi oluyor. Sahih li zatihi olmuyor. Sahih li zatihi kendinden 5 şartı sağlayan hadis demek. Kendinden 5 şartı Talha bin Musarrif'in babasından, babasının da dedesinden rivayeti sağlayamadığı için diğer hadis ravilerinin rivayetleriyle, ki Hazreti Ali ve Abdullah bin Zeyd'in, onlar da sahabi raviler, rivayet ettikleriyle güçlendi. Dolayısıyla hadis başka sebepten hasen oldu ve hasen de turuku, yani rivayetleri arttığından dolayı sahih li gayrihi kategorisine yükseldi. Yani kendisinden sahih olmayan, başka sebepten sahih olan hadis anlamına geliyor. İbn Abdilber Küfe'de ikamet ettiğini, kimisinin onun sahabiliğini, yine sahabe demiş, kabul etmez, ancak sahabiliğini, hala sahabe diyor, sahabiliğini inkar etmenin herhangi bir yönü yoktur. Yani bunun sahabi olduğu ortadadır. Yani bunu inkar etmenin bir anlamı yoktur. Önce ağzına vermek için su alır, ardından burnuna vermek için yeni su alırdı şeklinde ifade etmiş. Yani Hazreti Peygamber bir avuç su alır, bu suyun bir kısmını mazmaza için ağzına, kalanını da istinşak için burnuna verirdi. Bu fiili 3 defa tekrarlardı. Yani buradan anladığımız kadarıyla tek bir avuç suyla verdiğini şerhten anlıyoruz yani. Aynı ağızda su var, hem ağzına hem burnuna veriyor. Su aldığı aynı avuçla hem ağzına hem de burnuna su verirdi. Bu hadis bir önceki hadisi teyit etmektedir. Bakın okumadım bile yani. Okumadan zaten ben hükmünü vermiştim. Çünkü
Talha bin Musarrif'in babasından, babasının da kendi babasından yani Talha'nın dedesinden rivayet ettiği hadiste Musarrif meçhul ise, tanınmayan bir ravi ise, ister meçhulül ayn olsun, kendi şahsının bilinmemesi olsun, ister meçhulül hal olsun, halinin bilinmemesi olsun, Hazreti Ali ve hadisiyle bu hadis kuvvetlendiğinden dolayı ravinin meçhul olmasına rağmen hadisin sıhhatine zarar gelmediğini ifade etmiştik. Burada da şari aynısını söylüyor. Bu hadis bir önceki hadisi teyit etmektedir. Yani diğer hadisi doğrulamaktadır. Bu ve önceki hadis ağza ve burna birlikte su vermenin caiz olduğuna delalet etmektedir. Bir avuç su aldınız hem ağza hem burna verilebilir diyor yani. Talha bin Musarrif ise farklı bir veçeyi burada açıyor. Ağza ve burna ayrı ayrı su vermeyi gerekli kılmaktadır. Şimdi diyor ki yine çakışan bir durum var. Ağza ve burna su vermekte bir, iki hatta üç hadis arasında bir tenakuz yok. Tenakuz nerede? Talha bin Musarrif'in babasından ve babasının da dedesinden aldığı Allah Resulü'nün ayrı ayrı ağzına ve burnuna su vermesi konusundadır. Şöyle izah ediyor. Ağza ve burnuna ayrı ayrı su vermeyi gerekli kılmaktadır. Yani 49. hadise uyulacaksa ki buradaki Musarrif meçhuldür. Ancak Musarrif'in durumu bilinmemesi yani meçhul olması nedeniyle bu hadis zayıf kabul edilmiştir. Subul-i Selam adlı eserin yazarı Emir Sanani'dir. Emir Sanani'nin bu eseri benim kitaplığımda yer alıyor 4 cilt halinde. Bulûğul Meram Şerhi Ahmet Davutoğlu tarafından tercüme ve şerh edilmiş. Sönmez Yayınları tarafından neşredilmiştir. Emir Sanani der ki ağza ve burna birlikte veya ayrı ayrı su verme hakkında farklı rivayetler bulunduğu için doğruya yakın olan görüş birlikte su verme rivayetleri daha çok ve daha sayı olduğu için iki durumun da birlikte veya ayrı ayrı su vermenin sünnet olduğudur. Evet çözdüm. İster kişi aynı avuçtaki suyla hem ağza hem burna su verir, ister ağza su verir tekrar alır, İkinci aldığı suyu da burna verir. Allah'ın izni ve inayetiyle 53. hadise geldik. Mesler üzerine mest bölümüne inşallah bir sonraki dersimizde ulaşmış olacağız. Mestlerin üzerine mest bölümüne 2 hadis kaldı. Biz Bartın Üniversitesi'nin bugün açılışı, güz döneminin açılışı, Bartın Üniversitesi mutlaka bir açılış dersi yapacaktır. Bu büyük salonlarda yapılıyor. Farklı üniversitelerden hocalarımız geliyor. Biz belki farklı bir veçeden açılışı yapalım dedik. Bu Bulûğul Meram min Edilletil Ahkam adlı eserden olsun dedik. Elhamdülillah 172. oturumunu bizlere bahşeden Allahu Teala'ya hamdü sena ve Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salatu selam olsun. İdarecilerimize, öğretim üyelerimize, öğrencilerimize ve velilerimize ister yurt içinden ister yurt dışından eğitim ve öğretime başlayan her bir kardeşimize, iki hafta önce de ilk ve orta dereceli okullar açıldı bu üçüncü haftaları. Onlara da başarılar diliyoruz. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kalın sağlıcakla.